Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önce mezheplerle ilgili bir sorumuz olmuştur. Tabii konu geniş olduğu için hemen 10 dakikaya sığdırılacak bir konu olmadığı için isterseniz şimdi kafamızda kalan başka sorular var. Öyle devam edelim. Şimdi Müslümanların mezhepleri ortadan kaldırarak tek çatı altında yani İslam'da birleşmesi lazımdır diyenler var. Şimdi bunların sözlerine itibar edilir mi? Yani bu ne demektir? Hani slogan olarak belki insanın kulağına hoş gelebilecek bir şey ama içi nasıl, doğru mudur? Şimdi Mustafa Bey, tabii Ehl-i Sünnet alimleri hepsine cevaplarını vermişler. Kitaplara uzun uzun bundan açıklamalar da var. İbadetleri değiştirmek isteyenler, Ehl-i Sünnet alimlerini tahkir edenler, tarihte çok görülmüş. Ya bu yeni değil. Bu zamana mahsus bir hadise değil bu. Daha önceki asırlarda da bakıyorsun Ehl-i Sünnet'e muhalif olan yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ve onun yolunu takip eden, benim ve hesabımın yolu buyurdukları Fırka-i Naciye'de bulunan, insanlara doğruyu gösteren alimlere hakaret edenler, dil uzatanlar, tahkir edenler çok gelmiş. Zamanımızda da var. Tabii onların yazdığı kitaplar var. Onlardan okuyarak yine aynı şeyi devam ettiriyorlar. Ve bir de tabii İslamiyet'in nereden öğrenileceği doğru tespit edilip de bilinemeyince insanların altyapısı, din kültürü bilgileri zayıflayınca hatta yok olunca o zaman ne yapacak? Adam rahat da oradan girer ve işte der ki ya işte hepsi İslam'da birleşsin. Hepsi İslam'da birleşsin. Kur'an, Allah bir, peygamber bir, Kur'an-ı Kerim bir. Niye gerek var falan? Birleştirelim. Birleştirelim diyorlar. Yani burada haklılık payları var mıdır yok mudur? Önce haklılık payı olup olmadığı konusunda bir şeyi dikkat etmek gerekir. Alim kime denir? Müştehit kime denir? Bunu iyi bilmesi ve tanınması gerekir. Zaman zaman bunu tekrar ediyoruz ya, kitaplarda tanımı yapılmış, tarifi yapılmış. İslam alimi demek, diyebilmek için, bir kimseye İslam alimi diyebilmek için din bilgileri iki kısma ayrılır buyuruyor. Nakli ilimler, akli ilimler. Nakli ilimler, işte tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, ondan sonra kelam, ilmi tasavvuf, ilmi ahlak diye de geçiyor. Bunlara bağlı olan 20 ilim, sonra 80 ilim var. Bunlar da mütehassıs olacak. Sonra nakli ilimlerde matematiği iyi bilecek. İmam-ı Gazali Hazretleri din bilgilerini anlamayan bir kimseyi durdurun, önce matematik öğrensin. Çünkü matematik sürati intikali arttırır. Kurallar arasındaki bağlantıyı çabucak aynı şekilde çözmeye yardımcı olur. Fizik, kimyaya hakim olması lazım. Anatomiyi bilmesi, astronomiyi bilmesi lazım. Bunlara hakim olması lazım. Evet. Bunlar bir kişide birleşecek. Bir kişide birleşecek. Yetmez buyuruyor. Bu kimsenin kalbindeki kötü huyların tamamen hepsi tasfiye olacak. Yani atılacak. Bunu da mütehassızı yapar. Yerden ot biter gibi bitmez bu. Bir üstadı olacak bunun. Onun kalbini temizleyecek. Kalp temizlenecek. Kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmayacak. Ve hatta kitaplarda Vilayet-i Hassay-ı Muhammediye ifadesi kullanıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam peygamberliği yanı sıra bir de evliyalık tarafı var. O makamdan pay alması lazım. Yani Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey düşünmemesi lazım. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çok yükseldiği halde buyuruyorlar ki iki sene olmasaydı Numan helak olurdu. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin sohbetinde bu kalpteki aynı şekilde kirlerin temizlenip Vilayet-i Hassay-ı Muhammediye ile şeriflenmiştir. Onun için İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin her biri tasavvufta zirvededirler. Her biri de mürşidi kamildir. Evet. Zaten her mürşidi kamil de aynı zamanda iştahat makamındadır buyuruyor. Şimdi böyle bir alim. Alim deyince bunlar anlaşılır. Yoksa ben ilahiyattayım, ilahiyatı bitirdim veyahut da akademik kariyer yaptım. Dolayısıyla bu konuda söz sahibim değil. Doçent oldum, profesör oldum. Değil. Söz konusu değil. O hüccet değil. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin felaketi facir sapık olan din adamlarından olacak buyuruyor. Facir sapık din adamlarından. Adam. Yani din adamlar içerisinde facir ve sapıklar çıkacaktır. Açıkça bildiriliyor. Peki İnsanların üstünü bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Birisi geliyor diyor ki insanların iyisi kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların iyisi iyi din adamlardır. Kötüsü de kötü din adamlardır. Yani insanların en iyisi iyi din adamları, kötüsü de kötü din adamları. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki insanların en üstünü imanı doğru olan alimlerdir. Din alimleri peygamberlerin varisleridir. Ve alimlerin uykusu ibadettir. Ümmetimin alimlerine saygılı olunuz. Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Alimler kıyamet günü şefaat edeceklerdir. Fıkıh alimleri kıymetlidir. Onlarla beraber bulunmak ibadettir.
talebesi arasında alim, ümmeti arasında olan peygamber gibidir. Buna bence birçok hadis-i şerifler var. Yani bu hadis-i şerifte bildirilen hususiyetler ve özellikler olması lazım. Olması lazım. Peki bu hususiyetler, bu hadis-i şerifte bildirilen üstünlükler bulunan alimler birleşmiş mi? Birleşmiş. Nerede? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ve eshabımın yoluna sarılınız. İşte bu alimler bize Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve onun eshabının aleyhimrıdan yolunu gösteriyor. Bu yola fırkayı naciye, ehl-i sünnet vel cemaat denir. Dolayısıyla birleşmek istersen burada birleşirsin. Yoksa bugün mezhepleri inkar ediyor. Bunları kaldıralım, İslam'da birleşelim. Nerede birleşeceğiz? Kur'an'da. Diye adam diyor ki benim tercümeyi okuyun. Adamın tercümesini okuyoruz, başka. Bunun tercümesini okuyoruz, başka. Bununki başka, bununki başka, bununki başka. Nerede birleşeceğiz biz Mustafa Bey? Bu adamda mı, bu adamda mı, bu adamda mı, bu adamda mı? Hangisinde birleşeceğiz? Affedersin, bu kan, bu idrar, bu leş, bu irin. Bunları topla, bir kaba doldur, burada birleşeceğiz. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkaya ayrılacak buyuruyor. Niye ayrıldılar onlar? Sen niye ayrılıyorsun bugün? İnsanlar aynı şekilde zihinlerini karıştırmak suretiyle Kur'an'dan ve hadisten, hadisleri de aynı şekilde attılar. Sadece diyor Kur'an'dan dininizi öğrenin. Kur'an'dan da herkes anlıyor. Adam diyor ki acaba diyor bunu yemek haram mı? Adam bakıyor Kur'an'a. Ben göremedim diyor, Kur'an'da yok diyor. Reddediyor. Bence yok diyor. Bence yok diyor. Nerede birleşeceğiz şimdi? Kur'an'da. Sen diyorsun ki bence var, ben diyorum ki bence yok. Bu diyor ki bence olmaması lazım, bu diyor ki bence şöyle yapmak lazım. Nerede birleşeceksin o zaman? Nerede birleşeceksin? Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Âl-i İmran suresinde var. Allah-u Teala'nın ipine sımsıkı sarılınız. O ayet-i kerime tefsir edilirken ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki buradan murat Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, eshab-ı kiram ve tabi'in, tebe-i tabi'nin yolunda olan ehl-i sünnet alimlerine sımsıkı sarılınız buyuruyor. Çünkü o alimler bizi oraya getiriyor. Birleşecek, birleşilecek yer orasıdır. Yoksa efendim Kur'an'da birleşin, Kur'an'da birleşin. İşte Türkiye'de şu anda yüzlerce Kur'an tercümesi var. Hepsi de birbirini tutmuyor. Hatta siz de şahitsiniz. Adam diyor ki benimki parantez yok diyor benim tercümelerde. Doğrudan doğruya. Peki o ayet-i kerimedeki o muradı sen nasıl anladın? Mesela Kur'an-ı Kerim anlatılırken, tefsir anlatılırken buyuruyor ki sadece Arapça bilmek yetmez. Arapçanın da Kureyş lehçesini bilmek lazım. Kureyş lehçesini bugün doğru düz bilen bile yoktur. Çünkü o zamanki o kelimenin Kureyş lehçesindeki anlamı farklıdır. Yani sadece Arapça bilmek yetmiyor. Arap dili ve gramerinde de zirvede olması gerekiyor. O zirvede olabilmesi için de Kureyş lehçesini bilmesi gerekiyor. Bu da sadece bir başlangıcı. Tabii. O sadece başlangıcı. Bir de mesela anlatırken buyuruyor ki tefsirden murat, zaten tefsir denince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatabıydı ayet-i kerimelerini tefsir etti. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri deyince hadis-i şerifler anlaşılır. Sen hadis-i şerifleri katlediyorsun, diyorsun ki benim görüşüm. Sen kendi fikrini aynı şekilde haşa. Vahiy sana mı indi ki senin görüşün doğru olduğunu ben nereden bileceğim? Senin görüşünün etrafında niçin birleşeyim ben? İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, İmam Ebu Hanife Hazretleri birleşmiş zaten. Bize birleşilmesi gereken yeri göstermiş. Tek çatı altında birleşeceksen burada birleşeceksin. Doğruda birleşilir. Yanlışta birleşilir mi? Daha neydi belirsiz? Doğru dürüst tahareti yapmayan bir kimsenin aynı şekilde sözüne itibar edilir mi? Ona güvenilir mi? Onunla yola çıkılır mı? Ve şimdi hani bugünkü anlamda bir misal verecek olursak ehl-i sünnet alimler, müştehit alimler Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam giden yolu bize göstermişler. Ama insanlar farklı, yaşadıkları bölgeler de farklı olduğu için Peygamber Efendimiz'in tatbikat da farklı. Onlar farklı tatbikatları almışlar. Ama aynı havuza götürüyorlar bunlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de aynı havuz, İmam Malik Hazretleri de aynı havuz, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri de aynı havuza götürüyor bizi. Adam diyor ki ben diyor bunların götürdüğü yoldan götürmeyeceğim. Nereden götüreceğim? Yani İstanbul'dan Ankara'ya giden bir otoban var. Adam diyor ki ben bunu beğenmiyorum. Karadeniz dağları üzerinde kenardan oradan yeni bir otoban bulacağım. Adam oralara girince Allah rahmet eylesin inna lillahi ve inna ileyhi raciun kendisini helak ettiği gibi başkasını da helak ettiriyor. Yol bellidir. Birleşilecek yer de bellidir. Ve bu zatlar haşa Kur'an-ı Kerim'den ayrılın mı diyor? Hadis-i şeriflerden ayrılın mı diyor? Tam tersi. Hatta bu zatlar buyuruyor ki müştehit olan dört mezhep imamı ve onların yetiştirdiği talebelerin hepsi bunlar bizim fikrimiz değil. Dinde fikir olmaz, görüş olmaz, yorum da olmaz. Ya nedir? Din nakil değil midir? Bunlar nakletmişlerdir. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin üstadları Eshab-ı Kiram'dır. Eshab-ı Kiram'ı gördü. Sen şimdi Eshab-ı Kiram'ı görmemişsin. 1400 sene sonra diyorsun ki ben hakikisini saf ve berrak bir şekilde getirip önüne koyacağım, burada birleşeceğim. Kim nakledecek sana bunu? Köprüleri yıktın, kaldırdın.
Hadis-i şerifler de kaldırdı. İrtibatı kesti. İrtibatı kesti. E Kur'an-ı Kerim bana tabi ol diyor adam. Benim yorumuma tabi ol. Yani benim gibi gavur ol demek istiyor. Dolayısıyla tek çatı altında birleşmek, hani bu işte samimi ise, o zaman Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği, hadis-i şeriflerde metüsena edilen, bu alimlerin bildirdiği yolda, fırkayı naciyede, ehli sünnet vel cemaat yolunda birleşilir. Yanlış olan, batıl olan, bid'at olan yolda birleşilmez. Bid'at olan yolda birleşilmez. Birleşmek gerekiyor ise, Birleşmek orada. Olayı da zaten gelin birleşelim demekle o olan bir olmaz şey değil o. Yani. O kendiliğinden olan, doğal yani. Mecrasında olacak bir şey yani. Aynen öyle. Dolayısıyla bunlar anlatılırsa, insanlar fıkıh bilgilerini Şafii mezhebinden, İmam-ı Şafii Hazretleri'nden öğreniyorsa, İmam-ı Şafii Hazretleri ve onun yolunda gelen zatların yazmış olduğu fıkıh kitapları, o fıkıh kitaplarındaki bildirilenler yanlış mı? Haşa. İmam Şafii Hazretleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği bir kolunu almıştır. İmam Hasan Mübarek Hazretleri farklısını almıştır. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir başkasını, İmam Malik Hazretleri de bir başkasını almıştır. Dolayısıyla hepsinin aldığı kaynak aynı. Hatta bugünkü bugünkü misalle verecek olursak bir şadırvan düşün Mustafa Bey. Şadırvanın havuzuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den su akıyor. E burada dört tane şu anda, dörtten fazlaydı ama dört tane kalmış. Dört tane kurna var. Havuzun suyu nereden geliyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor. E dolayısıyla sen buradan alırsın, o buradan alır ama su aynıdır. Birleşilecekse, tek çatı altında birleşilecekse, ehl-i sünnet ve cemaat yolunda birleşilecektir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız bize yine önemli bir konuda bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.